sen ne diyorsun? Böyle bir şey mümkün değil. Neden olmasın evladım? Çünkü eşim benim arkadaşım. Çünkü ben toprağı seviyorum. İnsanı günden güne eriten, yok eden hissiyata sevda denmez evladım. Hele ki bu aşkın karşılığı yoksa gidişat daha da tehlikeli olur. Toprak da beni seviyor baba. O yüzden mi sıfatına bile bakmıyor? Kapılarında sabahlıyorsun, umrunda bile değil. Belki haklı sebepleri vardır toprağın. İşin o kısmında değilim ben. Ama o kız seni ardında bırakıp hayatına devam ederken sen hala fikri sabit inatlaşıyorsun. Yüzünü bana çevirme oğlum. Ben senin babanım. Kötülüğünü istemem kabil mi? Toprak inadın yüzünden şu yaşadıklarına bir bak. İşi gücü senin derbederliğini geçtim. Çocuklarından uzaklaşıp onlara vakit ayırmaman bak nelere sebep oldu bize. Bunlara çözümü eşimle evlenmem öyle mi? Düzenli bir hayat sürmen, aile olman evladım. Yeşim de bunu sana verecek en doğru kişi. Şu söylediklerine inanamıyorum baba. Şaşırdın, haklısın da. Ama bu öyle birden aklıma gelen bir şey değil evladım. Yani daha önceden düşündün, tasarladın bunu öyle mi? Evet oğlum. Uzun süredir gözüm üstünüzde. Kız Can'la başla ilgileniyor her şeyinizle. Senin bu tel tel dağılmışlığına deva almaya çalışıyor. Çocukların her ihtiyacına koşuyor. Çünkü çocukları seviyor. Onları önemsiyor. Ya ben de onu diyorum ya evladım. Ama bu böyle bir şey değil ki baba. Ya yeşim benim arkadaşım, dostum. Evet, çocuğumun annesi. Hatta Lale'ye teyzeden daha yakın. Ama sadece o kadar. Hem sen yeşime çok karşıydın. Ne oldu birden fikrin değişti böyle? Beşer şaşar oğlum. Ben ameliyat olduğumda hastanede konuşmuştuk seninle hani. Aklım karışmıştı. Bana yeşimi sormuştu. İnsan bu kadar değişir mi diye. O zaman da dedim. Hala da aynı fikirdeyim. Annelik yeşime yaradı. Kız aile olabilmek ailesiyle fedakarlıktan kaçınmıyor. Herkesi bir arada tutabilmek için çabalıyor. Eski havailiklerinden eser kalmadı artık. Hepsini geçtim. Şu son yaşadıklarımıza bir bak. Kendini ateşe attı torunum için. Ne tereddüt etti, ne pişmanlık gösterdi. Canından olana sahip çıkmasını anlarım. Ama o Lale'yi kendi oğlundan ayrı tutmuyor. Bu yüceliği kolay kolay herkes gösteremez evladım. O yüzden bu izdivacı daha da destekliyorum. Zira siz birlikteyken gözüm arkada kalmıyor. Biliyorum ki eşim senin için, torunların için her şeyi yapacaktır. Nermin'cim, Aslı nerede? Uzun zamandır mahallede de görmüyorum. Eve kapat diyecek kendine. Yok canım, öyle bir şey. Dün hep beraber balığa gittik dayısıyla. Üşüttü de o yattı biraz siz gelmeden. Geçmiş olsun. Senin de pek sesin çıkmıyor kızım. Pek buralılara da benzemiyorsun Nermin'in evinde kaldığına göre. Anan atan da buralı değil galiba. Nerelisin kızım? Ürgüplüyüm. Aa, deme kız. Bizim Nurayat ablanın kızı da o taraflardan yüksek okulu kazandı. Madem neden geldin sen İstanbul'a? Yoksa evden mi kaçtın kız sen? Geçen gün buraları birbirine katan senin abindi kesin. Yok, değildi. Evden kaçmadım ben. Zaten burada yaşıyordum. Evlisin o zaman. Değilim. Ay, çay ne güzel olmuş ya. Eline sağlık. Ben bir tane daha içerim. Şey, misafirlerimize de koy tabii, kalkmıyorlarsa. Niye kalkalım? İkindi daha yeni okundu. Sen çaydanlığı al da gel. Biz birer çay içeriz değil mi kızlar? Yok yok, içeriz. Kap gel sen çaydanlığı, çok güzel olmuş çay. Çok güzel olmuş vallahi. Eline sağlık. İyi anlaşıyoruz ama sadece arkadaşım, aramızda özel bir şey olması söz konusu bile değil. Aynı yolda yürümek için bu yetmez mi evladım? Nice aşıklar evliliği sürdüremiyor. Yürüyoruz, yaşıyoruz. Peki tamam.
hadi evlenelim dedim ki öyle bir şey demeyeceğim. Ya hayır derse? Çünkü biliyorum onun da aklında böyle bir şey yok. Ya bu kadar kavga gürültüden sonra böyle güzel bir arkadaşlık kurmuşuz. Bunu zedelemez miyiz? Bu da ihtimal dahilinde ama denemekle ne kaybedersin oğlum? Niyetini anlatırsın. Evlatlarımız için en münasibi bu dersin. Kabul ederse ne âlâ. Yok etmedi, o zaman aynen devam edersiniz. Gerçi ben böyle olacağını hiç sanmıyorum. Zira eşimin çocuklardan başka bir düşündüğü yok. Hele de Lale'nin bu sıkıntılarını atlatması için ne gerekirse yapar gibime geliyor. Evet, çocukları seviyor. Ama onlar için her şeyden vazgeçer mi? Yani ne bileyim, evlilik ciddi bir karar. Oğlum, ben tecrübelerime güvenerek açtım bu mevzuyu. Aranızdaki yarenlik takdire şayan. Birbirinizin halinden anlıyorsunuz. Kaygılarınız da, sevinçleriniz de evlatlarınızın üstüne kurulu. Sen bana itimat et. Al yeşimi karşına, evlenelim de. Bence kabul edecektir. Hayır, ben böyle bir şey söylemeyeceğim. Ben toprağı seviyorum. Neyse, sen dediklerimi mütalaa et. Makul gelirse harekete geçersin. Senin gailen nasıl evlatlarınsa benim de öyle oğlum. Ben odamdayım. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz baklava için. Afiyet olsun. Allah başka kider vermesin inşallah. Nermin'cim sen de toprağı al da bir gün bizlere buyur gel. Tabii inşallah. İyi günler. Sağ ol. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Çene, çene, çekme. Gitmek bilmediler ya. Susmadılar da vallahi başıma ağrı girdi. Hani gelmeyeyim desem bin tane laf edecekler. Çok şükür atlattım ya. Emin misin sen atlattığımıza? Yani ne benim kim olduğumu ne de niye geldiğimi öğrenebildiler. Bence başımızı ağrıtacaklar. Kızım ben 40 yıllık mahallemin huyunu bilmez miyim? Gel kal dediğime göre umurumda değil lafları sözleri. Anca böyle boş boş konuşup kafa şişirler işte. Bir kahve içsek mi? Hadi ay sinirimiz geçer hadi. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kızı o kadar uğraştıkça şu kızın ağzından bir laf alamadık ya. Her şey söylenenlerle anlaşılmaz. Söylenmeyenler de çok şey ifade eder. Ha, ne demek? Sükût ikrardan gelir bir kere. Demek ki o kapıya dayanan kızın belalısıydı. Memlekete de dönemediğine göre ya hamile olduğunu bilen yok ya da biliyorlar da kabul etmiyorlar. Doğru söylüyorsun, var bir iş. Benim kızım olsa dakikada silerim. Hem bekar hem hamile. Hem de mapuslarda yatmış. Kim bilir daha ne pislikleri var bunun. Yakında çıkar ortaya. Benim esas anlamadığım Ahmet bunu nasıl kabul etti? Ablası namus diye mapuslarda yatarken bu aynı damın altında bunların ne işi var ben anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Çıkacak hepsi. Hadi abla nereden böyle? Nermin'e geçmiş olsuna gittik oradan geliyoruz. Tüh, haberim olsa ben de giderdim. Çoktandır aklımda. Ayıp oldu vallahi. Daha senin bilmediğin ayıp olan neler var? Ne oldu kız Melahat? Cezve'yi ocağa sür de aç kapıyı anlatayım. Hemen gel. Efendim kızım. Tamam gelsin. Necip Bey müsait misiniz? Gel evladım. Zümrüt Hanım'ın avukatı Okan Bey'le görüştüm. Öyle mi? Ne istiyorlar? Zümrüt Hanım boşanma davasını açmış. Ön protokol olduğu için davanın da hemen görülmesi mümkün. Okan Bey mahkemeye gerekli başvuruyu yapmış. Cevap gelince bana bildirecek. Ben de evrakı hazırlayınca imza için size getireceğim.
Demek bu radyoya geldik. İnşallah fazla uzamadan sona erer. Dava sürecinde bir pürüz çıkması pek mümkün gözükmüyor. Zira karşılıklı anlaşma mevcut. Mahkemeye de vekiliniz olarak ben çıkacağım. Tek celsede biter. Anlıyorum. Ben evrakı hazırlayınca imza için sizi rahatsız edeceğim. Başka bir isteğiniz yoksa? Yok evladım, sağ ol. İyi günler. İyi günler. Yapmayın Zümrüt Hanım. Kişi kendini bilmez mi? Peki. Kişi kocasını bilmez mi? İsterseniz kendinizi yormayın Zümrüt Hanım. Bence yoruladım Necip Bey. Ah, ilaç gibi geldik kahve ya. Afiyet olsun. Amma çok oturdular değil mi? Ay, ben şunları kaldırayım. Toprak, acelen ne ya? Birazdan yaparız biz. Ablacığım muayeneye gideceğim ya. Oradan da test sonuçlarını alacağım çıktıysa. Aa, tamamen aklımdan çıkmış. Sen bırak, o zaman hazırlan hadi. Hayır canım, hallederim ben şimdi. Toprak ya. Ay abla, tamam teşekkür ederim. Ben de herhalde anca yetişirim zaten şimdi. Dolmuştu otobüste, önce bir üstümü değiştireyim. Niye eziyet ediyorsun kendine? Abi de seslen, götürsün o seni. Abla olur mu hiç öyle şey? Onun işi var. Ben aşağı inerim. Hem pastaneye bakarız. Hem de Aslı ile üzümlü kek yaparız değil mi kızım? Üzümlü. Evet. Hadi. Vallahi bir güzel olmuş ki kuru fasulye. Pastırması bol. Acısı tam yerinde. Yememekten çok şey kaybettim. Benden demesi. Estağfurullah. Elhamdülillah. Mümkünse benim yanındayken ağzınızı açmazsanız iyi olur. Niye, soğandan mı rahatsız oldun? Kuru fasulye de soğansız yenmez hanım abla. Anam belim belim. Vallahi bu bahar yorgunluğum artık. Ne olduğunu hiç anlamadım ya. Başım nasıl ağrıyor? Siz ağzınızdan çıkanları duyuyor musunuz? Dikkat edin, bu evde bir çocuk yetişiyor. He, farkındayım. Sen demesen hiç bilmeyecektin. Biri sussa öteki başlıyor zırlamaya. Kafa kalmadı. Ama kabahat bende işte. Vicdanıma yenildim, evime aldım sizi. Trah gibi çoğaldınız arkadaş ya. Bu ne cüret? Vallahi cüreti sureti bu hanım abla. Beğenmiyorsan kapı orada. Biz çıkıyoruz. Hayatım nereye gidiyorsun? Dedim ya anneciğim, Lale'nin arkadaşının doğum günü var, ona gidiyoruz. Ha, unutmuşum. Ne zaman döneceksin? Çünkü ben tek başıma bu adama dayanamayacağım. Oho, ama sen hala bana laf sokuyorsun ana kraliçe. Vallahi sen iyisi mi ananı da al götür, yoksa külahları değişeceğiz. Tamam, biraz siz de anlaşmaya bakın. Tamam, bu kadar dırdır etmeyin. Vallahi onu anana desin. İnsanlık namına soframa davet ettim, hala tekazelenip duruyor bana. Tamam, o zaman birbirinize yokmuşsunuz gibi davranın, tamam mı? Ben geç kalıyorum, hadi bay bay. Ne güzel akıl verdin şekerim, sağ ol. Bana uyar. Görüşürüz. Efendim Ali Beyciğim. Merhaba Zümrüt Hanım. Geçmiş olsun. Olanları gazetelerden öğrendim. Evet, gerçekten çok üzücüydü. Neyse ki atlattık. Buna çok sevindim. Ancak yine de bütün bu olanları sizin ağzınızdan duymayı çok isterdim. Hem böylelikle kendimi size karşı bu kadar uzak ve yabancı hissetmezdim. İnanın elimde olan bir şey değildi. O kadar büyük bir tehdit altındaydık ki polislere bile haber veremedik. Yine de bana anlatabilirdiniz. Yanınızda Necip Bey'in değil, benim olmamı isterdim. Ben de öyle isterdim Ali Bey ama... neyse, avukatımla konuştum. Yarın boşanma davası var. Artık istediğimiz zaman görüşebiliriz. Umarım.
İsterseniz yarın davadan sonra yemek yiyebiliriz. Doğrusu çok memnun olurum. İyi, ben sizi arayacağım o zaman. Telefonunuzu bekleyeceğim. İyi günler. İyi günler. Nedir bu masanın hali Şen? İnanamıyorum size. Zümrüt Hanım, ben Çınar Berk'e uyutuyordum efendim. Hemen toplarım. Bu şimdi bahane mi? Ay rezillik, şu evin haline bak. Ahmet, sen de benimle doktora gelir misin? Tabii ki gelirim Toprak. Vay, kimmiş acaba bu? Misafir dedikleri bu olsa gerek. Herhalde bu abi. Oo, Ahmet kardeş, ne haber ya? Eyvallah İrfan, senden? Vallahi aynı, bildiğin gibi. Değişiklik yok. Ama sen iyisin bakıyorum da. Şükür bir sıkıntımız yok. Olmasın da zaten. Yoksa Allah'ın gücüne gider değil mi kardeşim? Gider İrfan. Öyledir. Filme bak Gülüm. Anam benim ya. Geç Ahmetciğim, geç. Yalnız kızı güzelmiş. Ağzının tadını biliyor. Nereden buldu acaba? Pavyondan falan mı çıkardı ki? Orası karanlık. İşi gücü bırakmış, şoförlük yapıyor baksana. Kızı tek başına sallama bırakmıyor. Nasıl salsın lan? Geçen gün kapıştadan bunun belalısıymış. Lale mi bir şey oldu yoksa? Çınar, bilmiyorum neden ağlıyor. Biz beraber doğum günü partisine gittik. İçeri girdiğimizden beri ağlamaya başladı hırs halinde. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Susturamadım bir türlü. Allah Allah. Niye ağlıyor bu kız böyle ya? Bilmiyorum ki Çınar. Ya acaba Sevim Hanım mı arasak ha? Tamam, arayalım. Hatta ben arayayım. Orada da buluşuruz seninle, tamam mı? Tamam, biz de oraya geliyoruz şimdi baba. Merhaba İkbal Hanım. Ah, Necip Bey. Hoş geldiniz. Hiç beklemiyordum sizi. Şimdi geldim efendim. Erkencisiniz bugün ama pek münasip olmuş. Kaç zamandır helak olmuştunuz. Üstünüzü değiştirin. Kendi ellerimle size bir Türk kahvesi yapayım. Hiç zahmet etmeyin efendim. Birazdan misafirim gelecek. Onunla meşgul olacağım. Necip Bey'im. Altan Bey geldiler. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Maşallah hızlısın. Ben telefon ettiğinizde yakınlardaydım. Ay, isabet olmuş o zaman. Çalışma odasına geçelim. Kızım, iki kahve yap bize. Hoş geldin oğlum. Demek dava günü belli oldu ha? Evet efendim, yarın sabah görülecek boşanma davanız. Bak, burası göğüs boşluğu. Gelişimi gayet iyi durumda. Test sonuçları da normal çıktı. Oğlum gayet sağlıklı. Gelişimi de çok güzel. Bak, sana bakıyor. Annesiyle tanışmak istiyor. Bak gözlerine.
Bu da burnu. Şunlar da dudakları mı? Evet, evet. Vallahi her şey görünüyor burada. Hazır böyle bir poz vermişken bu karayı kaçırmayalım. Endişelenmeniz normal. Ama Lale'nin bu tavırları da normal, inanın. Bu yaşadıklarından sonra dönem dönem böyle ağlama nöbetleri, asabi halleri, ne kadar uğraşırsanız bile sakinleşmeyen tavırları olacaktır. Daha önce görüşmede söylediğim gibi bu zor ve sıkıntılı bir süreç. Ya biz her türlü sıkıntıya razıyız da kızım çok etkileniyor. Yani bu durumu bir an önce atlatması için ne yapmamız gerekiyor? Kendini güvende hissetmesi lazım Çınar Bey. Etrafında akıp giden düzenin ona huzur ve güven vermesi gerek. Ve bunun sürekli olması gerek. Ancak bu güven ortamında krizler yavaş yavaş azalarak bitecektir. Ben de üzülme düşen neyse yapmaya hazırım. Sessiz baksana. Bayağı yorulmuş anlaşılan. Öyle ama kudurdu çok. Ama ne tatlıydınız bugün. Bayağı iyi anlaşıyorsunuz siz. Ama oğluma çok haksızlık ediyormuşum gibi geliyor. Aa, saçmalama lütfen. Hep beraber de çıkarız dışarıya bir gün. Yok, ben çok özledim oğlumu. Eve gidelim de 5 dakika onunla dolayayım. Şey tabii ki ben annemin misafirleri vardı. Bir arayayım da daha rahat ederiz. Efendim hayatım. Anneciğim ne haber? İyilik güzelim, senden? Ben de iyiyim. Biz Çınar'la eve geliyoruz da... hani senin misafirlerin vardı ya, gittiler mi onlar? Anlamadım, ne misafiri? Hayatım, sabah oturuyordunuz ya beraber. Ha, şu münasebetsizden bahsediyorsun. Evet, birkaç saat önce çıktı. Umarım gelmez. Ha, tamam süper. O zaman biz yoldayız şimdi. Çınar'la geliyoruz, tamam mı? Görüşürüz. Tamam, gitmişler. Oh, süper. Ah! Toprak? Ah! Ne oldu? Ah! Ah! Gitti bileğim. Ay! Dur gel, basma üzerine de içeri bir gidelim. İyi akşamlar Ahmet oğlum. İyi akşamlar Melat abla. Aa, ne zaman geldiniz siz? Şimdi girdik anne. Aa, görmedim. Lale nerede? Onun biraz elleri falan kirliydi de Şermin ellerini yıkama indirdi. Ben bir Çınar Berk'e bakayım. Çınar, oturur musun? Nasılsınız Umut Hanım, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Çınar burada. Neredeyse orada kal, sakın eve gelme, tamam mı? Ha, bir o eksik bir şerefsizim evde. Dur bak, ben de geliyorum. Şu meseleyi bir açıklığa kavuşturalım artık. Yoksa uzadıkça uzayacak bu. Hayır, delirdin mi? Saçmalama, sakın gelme diyorum sana. Delirdim. Ananla sen delirttiniz beni.
O ananın kaprisleri, senin utanmazlığın. Sıtkı, bak benim dediğimi duymadın herhalde. Eve gelmiyorsun tamam mı? Mümkünse bütün gece. Oldu. Başka emrin var mı? Ev benim arkadaş. Ev benim, keyif benim. Canım ne zaman isterse gelirim eve. Kimseye de hesap vermem. Alo. Ne bak ya. Sanki kapısının itine emredi. Çok acıyor mu? Biraz. Şişmiş de ya. Uf. Yapma ya. Toprak, sana buz getirdim. Aa! Çok acıdı mı? Yok yok, iyiyim. Toprak, bu bayağı şişmiş. Ben eczane kapanmadan bir merhem falan alayım. Sen tut Melet onu. Ay Ahmet dur, gitme alma merhem falan. Şimdi buz koyduk, iyileşir bu. Toprak, olur mu öyle şey hiç? Of. Ay dur Melet. Toprak, ne oldu? Korktum. Sevim Hanım sürekli birlikte vakit geçirin deyince biz de gelmeden parkta oynadık Lale ile beraber. Ne güzel olmuş. Eminim Lale'ye çok iyi gelmiştir. Yeşim yarısı çok iyi ama. Çok seviyorum. Ne de olsa teyze anne yarısı. Çınar. Yine uyumuş Çınar belki ya. Yapma ya. Gene göremeyecektim çocuğumu. Evet, aslında ben Çermin'i uyutma diye tembih etmiştim ama bu sefer de oyun oynarken uyumuş. Ne yapayım? İyi tamam. O zaman onun yerine Lale ile oynarım biraz daha. Şey, aslında ben bugün çok yoruldu ya, bir banyo alıp yatar diye düşünmüştüm ama çok iyi olur. Biraz daha. Birazcık. Tamam peki o zaman. Lale aşağıda zaten, oyuncakları da orada. Sen in, ben de üzerimi değiştirip geliyorum. İyi tamam. Anneciğim, yönetici bey gelirse imza için benim müsait olmadığımı söylersin, tamam mı? Tamam hayatım, merak etme. Nihal'cığım, şöyle ensemden ensemden bir ağrı geldi. Bildim ama yine de bir tansiyonumu ölçtüreyim dedim. İyi yaptın Melahat'cığım. Tansiyon bu ihmale gelmez. Ayrıca bugün küzdüğü fazla kaçırmışsın benim. Dedim ya Nermin'deydik diye. Böreği fazla kaçırdım herhalde. Nihal abla. Nihal abla. Aynen. Allah'tan yetiştim kapatmadan. Abla, bana burkulma için bir merhem verir misin? Geçmiş olsun. Aslında mı Nermin'in bir yeri burkuldu? Yok, Toprak var ya, bizim hani misafirimiz. Yalnız bayağı şişmiş abla, ona göre bir şey verirsen. Aa, iyi ki de söyledin. Ben bir de ağrı kesici verecektim ama o her ilacı kullanamaz. Ayrıca merhemi de fazla sürmemeye çalışsın. Hamilelikte dikkat etmesi gerekiyor böyle şeylere. İyi de sen nereden biliyorsun? Melahat söyledi. Bugün çaya sizdeydik. Misafirinizle tanıştım. Aman diyeyim oğlum. Kendini sakın o kızdan. Bak bütün mahalleli dedikodusunu yapıyor. Bilirsin, seni severim. Başına bir şey gelirse hepimiz çok üzülürüz. Neticede mahallemizin çocuğusun. Abla, akşam akşam sıkma canım. Kim ne dediyse git ona söyle. Herkes kendi işiyle uğraşsın. Kıymeti varsa gel beni dinle. Bak daha yaşın genç. Sevenlerin çoktur senin. Tamam, hadi senin güzel hatırın için. Çevir bir taksi. Hah, şöyle. Şşt, taksi! Al, al, düşün.
daha koyalım mı? İyice doldur Allah. Bakalım nasılmış şimdi. O parmaklarını yerim. Pembe ojeli parmaklarını yerim senin. Yeşim'in çocuklardan başka bir düşündüğü yok. Siz birlikteyken gözüm arkada kalmıyor. Biliyorum ki kız senin için, torunlarım için her şeyi yapacaktır. Suyu o kadar çok seviyor ki. Seninle ne kadar huzurlu. Ay ama düşünmeyin. Tamam azıcık daha su koyalım o zaman. Hah sen koy. Hadi bakalım ben izliyorum. Sen. Ay dur iyiyim bir. Sıkıldım. Kalkıp ne yapacaksın? Daha beter canını yakacaksın. Uzat bakayım. Ay. Hah geç geldi. Ahmet niye zahmet ettin? Bak ben bir koydum işe yaradı. Olur mu canım biz önlemimizi alalım da. Bir de bu var abla. Bir şey mi oldu sana? Yoo, bir şey mi oldu? Canım işte, aşağıda bekle dedim, çıkmış gelmişsin, ona sinirlendim. Ben çıkardım ya, sandalye tepesinde kalmasın dedim. Nihal abla az sürün dedi. Tamam, ben ince sürerim o zaman. Ver, uzat bakayım ayağını. Yapma. Toprak, bir yorma beni sen. Ben sürerim şimdi. Aşkım tamam al. Susadın mı aşkım? Aferin. Aferin kuzu. Oh. Ha, oramıza buramıza sürelim. Ah. Ah. Allah Allah. Kim bu saatte ya? Yönetici gelecekti. Ne için? Ne yöneticisi ya bu saatte? Bu saatte yönetici mi gelir? Evet, sabah herkes çalıştığı için bir türlü ayarlayamıyorlar. O yüzden ben istemiştim bu saatte gelmesini. Ben onu bakarken sen de Lale'yi uyutabilir misin? İyi, tamam. Allah Allah. Kızım gel. Gel kızım. Anlamıyor musunuz? Giremezsiniz dedim içeriye. Allah Allah, sen beni yanlış anladın hanım abla. Ben bu eve gireceğim. Çınar mınar benim umurumda olmaz. Çekil ben gireceğim. Yavaş rezil olacağız. Şişt. Şişt. Ne işin var senin bu saatte burada? Evime girmeye çalışıyorum Yeşim Hanım. Hizmetlerimin karşılığında bana verdiğin eve. Sıtkı, Çınar burada. Ya seni duyarsa? Duymazsa hatırım kalır be. Şişt. Ne olur Sıtkı baksana para verin git biraz eğlen ha. Hadi hadi. Ya ben eğlendim eğleneceğimi. Gidip yatacağım, yatağıma devrileceğim. Ya para vereyim o zaman git zıkkınlan bir otelde. Ya bir çekil be. Defol. İnatı ne yapıyorsun değil mi? Ya arkadaş ben evime girmeye çalışıyorum. Ana kız anlayışınız mı kıt sizin? Çınar ne olacak peki? Lan başlatma şimdi Çınar'ın lan be. Gideyim bir anlatayım rahatlayayım. Nerede bu lavuk? Gidemezsin diyorum anlamıyor musunuz siz laftan? İyi, iyi git. Git hadi anlat her şeyi. Git bakalım sana mı inanıyor yoksa içmiş içmiş kapıma gelmiş dediğimde bana mı? Ne oldu kuş beyni dondun kaldın öyle? Doğru konuş. Tamam şimdilik diyorum. Ama yarın sabah geleceğim. Kırınızı fırtınızı toplayıp kapının önüne koyacağım. Defolup gideceksiniz bu evden. Son gecenizin tadını çıkarın. Ya girseydi? Ya girmedi şimdilik. Hazır mısın?
atıyorum, tamam mı? Hadi, hadi. Hadi. Oh. Olmadı. Hadi bir daha. Bir daha. Olur, olur, olur. Hadi. Ya bak şimdi Recai, kafayı çok sıkı tutuyorum. Öyle mi? Birazcık daha serbest bırak, bir de... Dur ben koluna gireyim. Yok yok, iyiyim iyiyim, vallahi iyiyim. Hadi. Geçti mi ayağının ağrısı? Daha iyiyim, iyi geceler size. Sana da iyi geceler. Seni dinliyorum. Efendim? Seni dinliyorum. Canın neye sıkın anlat bakalım. Canım Nalan'ın her zamanki hali. Desene seni de canını sıktılar. Bugün beni de sinirlendirdiler. Çaya bizdelerdi. Ha. Öyleymiş. Eczanede gördüm Melahat ablayı. Yine formundaydı maşallah. Ama sana da kızdım. Sen toprağın hamile olduğunuz ben Melahat'e ne söylüyorsun ki? O nereden çıktı be? Böyle bir şey söyler miyim, ağzıma laf verir miyim? E nereden biliyor o zaman? Ay bir de Nihal ablaya söylemiş. Nihal abla da kızı hamile diyor, az sürün bana diyor. Hayret bir şey ya. Dedikodusunu yaymaya başladı. Peki nereden öğrendi bu? Bugün sözde bana geçmiş olsuna geldiler. Ee? Gözleri toprağın üstünde tabii. Soru üstüne soru sordular. Deştikçe deştiler. Biz de idare ettik ama yani öyle zannediyordum. Anlamış işte anlayacağını. Aman abla ya. Boş ver. Herkes onu da biliyor, bizi de biliyor. Sana ne ya? Milletin evine girenden, çıkandan, kalandan. Yok o diline dolayacak yani. Bir konuşur, iki konuşur. Ondan sonra sıkılır, başka konu bulur. Tamam, orası öyle de. Ahmet, bu iş hiç iyi olmadı ya. İnşallah kızın kulağına gitmez. Aman abla ya, sen de yine yazdım oynuyorsun. Kızın kimle görüştüğü var ki kulağına gitsin. Boş ver. Ama ben dolayacağım onların dillerini birbirine. İyi geceler. İyi geceler Çınar. Her şey için teşekkür ederim. Asıl biz teşekkür ederiz geldiğin için, çok eğlenceliydi. Böyle rahatlama şekerim. Senin başında o asalak Sıtkı olduğu sürece başın hep belada. Sağ ol ya Zümrüt Sultan. Benim hiç haberim yoktu çünkü. Aylarca bu haberi konuşurlar. Aldırma oğlum. Ne oldu? Tutuklandı mı o adam? Hala hastanedeymiş. Tedavi bittiğinde içeri alacaklar. Altan yakından ilgileniyor. Merak etme sen. Allah belasını versin. Akşam yemekte yoktu. İşim neydi? İyi yapmışsın oğlum. Çocuklar nasıl? Keyifleri yerinde mi bari? Fena değiller. Lale doğum gününde biraz huysuzlanmış. Ama parkta beni görünce biraz keyiflerine geldi. Sonra Çınar belki göreyim diye yeşimle eve gittik ama uyuyordu, göremedim. E onu da bugün görürsün oğlum. Konuştuğumuz mevzu düşündün mü peki? Düşünmek ne kelime. Hiç aklımdan çıkmıyor ki söyledikleri. Ama... Bilmiyorum baba. Hiçbir şey bilmiyorum. Kafam çok karışık. Ciddi bir konu elbette. Ama sen de takdir edersin ki... ...evlatların hatırı için bazen en olmazlar bile mümkün kılınıyor. Ben şirkete geçiyorum. Bir isteğim var mı?
Yok oğlum, sağ ol. Alo aşkım. Günaydın sevgilim, nasılsın? İyiyim, hazırlanıyorum, çıkacağım birazdan. Anladım. Akşam bir planın var mı? Aklından neler geçiyor bakalım. Hani sen, ben, çocuklar hep birlikte bir yemek yiyelim demiştin. Siz Yusuf'la akşam yemeğe çıkın. Ben de Ceyda'yı alayım. Sonra tesadüfen karşılaşmışız gibi hallederim bu işi. Ne dersin? Hayatım biraz erken değil mi sence? Bence değil. Yani sonra geciktirirsek daha sıkıntılı olur. Peki, tamam. Ben abimden bir izin koparmaya çalışayım, sonra seni ararım. Tamam, anlaştık. Senden haber bekliyorum. Peki, görüşürüz. Günaydın Necip Bey, nasılsınız? Sağ ol kızım, iyiyim hamdolsun. Sen nasılsın? Torunlarım nasıl? Biz harikayız. Çok güzel bir gün geçirdik Çınar'la. Önce pedagoğa gittik, sonrasında da parkta biraz eğlendik. Doktora gitmek nereden icap etti kızım? Bir sıkıntı mı hasıl oldu yoksa? Ha, Lale'nin bir arkadaşının doğum günü partisi vardı da... Oraya giderken birden ağlama krizine girdi. Ben de neden bilmiyorum. Korktum tabii. Hemen pedagog hanımı aradım. Çınar'ın da oraya gelmesini istedim. Ama dediğim gibi hani güzel bir gün geçirdik. Bir problem yoktu. İyi düşünmüşsün kızım. Siz ne yaptınız? Konuştunuz mu Çınar'la? Aceleye mal yok kızım. Bu çok hassas bir konu. Maazallah bir ters teperse geri dönüş olmaz. İyi de Necip Bey. Daha ne kadar böyle saçmalamaya devam edeceğiz? Ne kadar sürdüreceğiz bu oyunu? Bence doğru yoldasın kızım. Böyle sebat edersen netice alman yakındır. Neden? Siz bir şey mi konuştunuz Sünar'la? Yok kızım. Hissiyatımı dile getirdim sadece. Neyse, şimdi kapatmam icap ediyor. Gene haberleşiriz. Anladım, tamam. Teşekkürler, iyi günler. Allah'ım, sen muvaffakiyet nasip et bize. Toprakcığım, günaydın. Günaydın. Nasıl oldu tatlım ayol? Vallahi daha iyi. Vallahi sen bilirsin de üzerine basarsan daha fena olur. Bak şişin inmemiş. İyi de ne yapacağım? Onur Bey aradı, tanıtım var. Bir şişe gitmem lazım. İyi de tatlım, halin ortada yani. Bütün gün bu ayağın üzerinde durabileceğini aklın kesiyor mu senin? Canına yazık. Bütün gün dayansa akşama davul olacak kızım. Gene gidemeyeceksin işe. Sen arada durumunu bildir en iyisi. Haklısın galiba, dur. Sonuçlandı. Size hemen ulaşamadım.
Ama her şey istediğiniz gibi oldu. Zaten boşanma ilanınız çıkınca bir kopyasını ulaştıracağım size. Her şey bitti öyle mi? Necip Bey'le boşandık. Evet Zümrüt Hanım. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Rica ederim Zümrüt Hanım. Görevimiz. Daha sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Söyle kızım. Diyorum ki akşam Yusuf'la bir baş başa yemek yesem. Tabii sen de izin verirsen. Lale'ye olanlar onu çok gerdi. Çok da korktu biliyorsun. İyi bakalım. Yalnız münasip bir vakitte gidip gelin. Nerede kaldınız diye bir de sizi düşünmeyeyim. Yeni bir hukukatı taşıyacak mecalim kalmadı artık. Ya Sıtkı, niye anlamak istemiyorsun ya? Artık Çınar buraya sık sık gelip gidecek diyorum sana. Ya bana ne arkadaş? Bana ne? Ne demek bana ne ya? Bak Sıtkı, biz zaten seninle bu amaç için birleşmedik mi tatlım? Şimdi amacımıza bu kadar yakınlaşmışken niye bozmaya çalışıyorsun oyunu? Vallahi bal gibi de bozarım. Ben bu evi alnımın teriyle kazandım arkadaş. Şimdi sen bana iş bitti fiş gitti muamelesi yaparsan ben de senin işini bozarım. Sıtkı, birazcık mantıklı düşün ne olur bir saniyeliğine sadece. Oyunumuz bozulursa her şey ortaya çıkarsa bir tek ben değil sen de yanacaksın. Bu güzel ev yerine bir hapishanede ranzada yapmak daha mı işine gelecek? Daha mı mutlu olacaksın? Bak tatlım, canım benim. İstanbul'da nerede istersen gerçekten istediğin her yerde sana bir otel ayarlayabilirim. Düşünsene be, gelecekler sürekli odanı temizleyecekler. İstediğin her şeyi söyleyebileceksin. İstediğin her şeyi yiyip içebileceksin. Tam senin istediğin gibi değil mi tatlım? Hem bak, bu tapu işini de halledeceğim. Zaten eğer Çınar'la evlenebilirsek benim o eve ihtiyacım kalmayacak. Ev senin olacak. İyi tamam, kes tıraşı. Yalnız bak, bu sana verdiğim son mühlet. Ya o tapu işini hepsini halleder, hesabıma nafakamı yatırırsın. Ya da başına geleceklere katlanırsın. Benden demesi, kararını ver. Ha! O otelde de ucuza kaçarım zannetme. En pahalısından, en sosyetiğinden tutacağım otelimi. Ne de olsa yaşım taş kıralım misafiriyiz. Aşağısı kurtarmaz değil mi partner? Tabii ki partner. Hadi selam söyle anana da. Söylerim. Müsait misin? Müsaitim.
Gel hatta sana oğlumun fotoğrafını göstereyim. Hani? Bak. Dün ilk defa yüzünü gösterdi. Bak bak. Bak bu burnu, bu da dudakları. Ah canım benim maşallah. Ayol bu poz vermiş. Oğlum çok yakışıklı olacak benim. Çok canlar yakacak. Ay aman kimsenin canını yakmasın. Sevdiği insanla bir ömür boyu mutlu olsun. Lafın gelişi dedim. Allah hepsine güzel yazılar yazsın. Oh. Ne oldu sana, ne oldu? Ay ne olsun be toprak. Sussam içim karışıyor, söylesem senin huzurunu bozuyorum. Seninki gelmiş gene. Nöbete kaldığı yerden devam ediyor. Çınar mı? Gerçekten mi? Evet. Eli niye gelmiş ki? Bilmem ki. Gitsin ben hastaneye gittim diye. Ona bir ümit veriyorum falan zannetmiş. Ama ben halbuki sadece Lale'yi merak ettiğim için gitmişim. Pek sebep bu öyle mi? Toprak, ne kendini kandır ne de başkasını. İkimiz de biliyoruz Çınar'ı unutamadığını. Kolay değil, tamam deyince öyle aklından da kalbinden de silemezsin ki. Yıllarını alacak yokluğuna alışma. Bak yavrum, bir karar verdin. İyi ya da kötü sonucuna katlanman lazım. Ama bunu yok sayarak yapamazsın toprak. Canım benim. Merhabalar Çınar Bey. Şirkete uğradım ama yoktunuz. Ya şimdi uğrayamayacağım. Biraz işlerim var. Ne oldu, bir şey mi oldu? Sabah adliyedeydim. Okan Bey'le de görüştüm. Toprak Hanım maalesef boşanma itirazımızı kabul etmemiş. Anlamadım. Etmemiş mi? Evet Çınar Bey. Okan Bey'le de durumu mütalaa ettik. Müvekkilinin bu konudaki kesin kararlılığını sürdürdüğünü... Tekrar barışma gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. İkna ettim sayılır. Ama kalıcı bir çözüm bulmazsak iki gün içerisinde ille dalanacak başımıza. Yani Çınar olmasa bile
O adamla aynı evi paylaşmak işkence gibi. Kesinlikle öyle. Ya adamın ne zaman neresinden ses çıkacağı belli değil. Yaratık. Peki ne yapacağız anne? Ben gerçekten çok sıkıldım bu adamla aynı evde kalmaktan. Ay, bilmiyorum hayatım. Elimizde paramız olsa bir şeyler yapabilirdik. Son fırsatı da boşanma davasında kaçırdık. Necip'ten istediğim her şeyi alabilirdim ama senin için vazgeçtim. Benimle ne ilgisi var bunun? Mantıklı düşünsene hayatım. Eğer Necip'in üstüne gitseydim, benden hıncını almak için seninle uğraşırdı. O zaman sen Çınar'la evlenmeyi rüyanda görürdün. Anlayacağın Çınar'la evlenmen şart. Eğer evlenmezsen, bırak Sıtkı'yı, alacaklılar, bankalar, hepsi başımıza bela olacak. Allah Allah, demin oradaydı ya. Yoktu, gitmiş işte. Aslında böylesi daha iyi oldu, biliyor musun? Konuştukça uzuyordu çünkü. Neyse, ben biraz yatabilir miyim? Merdivenin çıkmacağıma. İkbal Hanım, merhabalar efendim. Altan Bey, nasılsın oğlum? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Dün geldiydin ama ben kaçırdım seni. Sana bir şey danışacaktım. Buyurun, şimdi yardımcı olayım efendim. Şeyi merak ettim. Şu benim araziden bir haber var mı diyorum. Yani mirasçılardan imza falan toplayabildin mi oğlum? İmzaların hepsi tamam efendim. Ancak şimdiye kadar ciddi bir alıcı çıkmadı. Ne yapalım, sağlık olsun oğlum. Ama sen gene de beni bilgilendir, olur mu? Elbette ararım efendim. Size iyi günler diliyorum. Aa oğlum, bir de bir şey diyecektim. Demin Necip Bey'le konuşuyorduk, yarım kaldı. Şu boşanma işi neticelendi mi? Ben de henüz Necip Bey'e durumu bildirmedim. Ancak dava sonuçlandı, boşanma gerçekleşti. Sahi mi? Ne diyelim, hayırlısı olsun oğlum. Sağ ol çocuğum, çok teşekkür ederim. İyi günler. Allah'ım sana şükürler olsun. Ay, adadığım koçu derhal yerine getireceğim. Ay, bugün benim bayramım. Bugün benim bayramım Allah'ım. Çok şükür kurtuldum o mendebur kadından. Verdiğim kilolar boşa gitmedi. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun. Oh. Oh. Thank you.
Savunma protokolde yer alan bütün taleplerinden vazgeçmiş. Hakim de itiraz etmeyince dava umduğundan kısa sürdü. Boşanma neticesinde hiçbir şey almadı öyle mi? Nafaka bile talep etmemişler. Gururu kırıldı tabii. Peki evladım. Başka bir husus var mıydı? Yok efendim. O zaman gidebilirsin oğlum. Yanınıza gelirken İkbal Hanım aradı. Arazi satışı konusundaki son durumu sordu. Bir de boşanma davasının neticesini merak etmiş, kendisini bilgilendirdim. Ne yaptım dedim? Oğlum bu tamamen özel hayatımla ilgili bir husus. Nasıl başkalarına bilgi verirsin? Ne aymazlık? Kusura bakmayın efendim. Kendisiyle konuştuğunuzu ve yarım kaldığını merak ettiğini söyledi. Diyelim ki öyle oldu. Bu bilgiyi ayan beyan etmek senin üstüne vazife mi? Her göreni anlatacak mısın? Haklısınız efendim. Çok özür dilerim. Peki. Bu sana bir ders olsun. Bir daha daha dikkatli ol. Tekrar çok özür dilerim. Gelsene. Sen iyi misin? Ne oldu? Bilmiyorum. Aklım çok karışık. Kendi kendime konuşmaktan kafayı yiyeceğim. Yoksa Lale'ye mi bir şey oldu? Babam Yeşim'le evlenmemi istiyor. Anlamadım. Nurbet! Nurbet! Ha, kızım elindeki işi bırak hemen. Bana hemen un çıkar. Şu tezgahı da temizleyivereceğim. Hayırdır hanımım? Canım bir şey çektiyse hemen hazırlayayım ben. Mantı yapacağım akşama kızım, mantı. Hamurunu hazırlayıvereyim bir an evvel. Ay öyle mi hanımım? Ne zamandır yapmıyorsunuz vallahi? Öyle vallahi ama bugün tam zamanı. Neden hanımım? Misafir falan mı gelecek yoksa? Yok kızım, kutlama var bugün, kutlama. Mürvet, unumuz var. Başka eksik yedik var mı bir gözden geçir. Varsa aldırıverirsin. Tamam, hadi, hadi. Koş koş. Tamam hanım. Acele et. Karadır kaşları, ferman yazdır. Hadi hadi acele et, ben gerisini temizlerim. Tamam hadi. Tamam hanım. Aşkın veli diyar, diyar gezdirir. Karadır kaşları. Yeşim çocuğumun annesi. Hatta Lale'ye de annelik yapıyor. Bana her konuda destek olan arkadaşım. Ama o kadar. Ben hala toprağı seviyorum. Ona deliler gibi aşığım. Daha iyi işte. Neyi sorguluyorsun? Aşık olmadığın biriyle evlenecek değilsin herhalde. Ama aşık olduğum kadın beni sevmiyor. Gerçekle bugün yüzleştim. Toprak beni hayatından tamamıyla çıkardı. Beni artık istemiyor. Kendine yeni bir hayat kurmak istiyor. Olabilir. Bu senin onu sevmediğin anlamına gelmiyor. Üstelik öyle yaptı da Yeşim'le evlenmen de gerekmiyor. Ama artık hayatımı düzene sokmalıyım. Ben dağıldıkça bütün aile dağılıyor. Çocuklarım mutsuz. Kendimden geçtim artık. Onların huzuru için bir şeyler yapmalıyım.
Evli kalmaya çalıştım. Aşkımdan, kendimden, her şeyden vazgeçmek için uğraştım ama olmadı. İnsan aşkının peşinden gitmeliymiş. Çocuklarını mutlu etmek istiyorsan. Bence işin önce kendinden başlamalısın. Yapmadım, denemedim mi zannediyorsun? He? Aşkımın peşinden gitmedim mi zannediyorsun? Reyhan, günlerce peşinden koştum onu, günlerce. Bir kere dönüp bakmadı arkasına. Bütün dünyayı boş verdim, kapısında yattım onun, bir kere ilgilenmedi. Bir kere bile görüşmek istemedi benimle. Şimdi şu halimize bak. Kızım daha 3 yaşına gelmedi ama psikoloğa gidiyor. Buna hakkım yok benim. Yeşim çocuklarla ilgilenmeyi seviyor. Onlarla mutlu. Çocuklar da onun yanında mutlu oluyor. O artık eski Yeşim değil. Değişti. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey. Hiçbir şey bilmiyorum. Bence biliyorsun. Sadece birilerinin evet, tamam demesini istiyorsun. Ama şunu unutma. Yeşim'le evlensen bile toprağı aklından, kalbinden çıkaramayacaksın. Bunu taşıyabilecek misin? Bence bunu düşün. Toprak. Burada mıydın? Ben de sana bakıyordum. Çay hazır, içelim mi? Ne oldu kuzum ya? Şunlarda kaldı değil mi abla? O kadar yorgunum ki abla. Bu kaçma kovalama ne zaman bitecek hiç bilmiyorum. Başımı alıp gideyim diyorum ama gidecek hiçbir yerim yok. Ne memlekete dönebilirim, ne başka yer bilirim. Ne kendime huzurum var, ne başkasına. Toprak, o nasıl söz ya? Hiçbir yere gitmiyorsun. Sadece Çınar'ı gördün, sinirim bozuldu, o kadar. Toprak, bunların hepsi geçecek. O kadar çok inanmak istiyorum ki bu söylediğini. Bak bana. Ne olaylar yaşadım, ne badireler atlattım. Ama şimdi burada seninle oturmuş mis gibi havada bahçe keyfi yapıyorum. İçerideyken biri bana bunları dese inanır mıydım ya? En soğuk kış bile yaz gelene kadar unutma. Sadece sabretmemiz lazım, o kadar. Sabır. Çay getireyim mi? Olur. Gel otur kızım. Zümrüt Hanım'la boşandık. Ne? Ciddi misin?
İyi misin abi? Olması gereken oldu Reyhan. Zümrüt Hanım boşanırken nafaka talebinde bile bulunmamış. Anlayacağın tek kuruş istemeden ayrıldı. İşte buna şaşırdım. Yani şirketten de para almasını istemiyordun ya. Şimdi nasıl geçinecek, ne yapacak diye şaşırdım. O gurur yapıp benden bir şey istememiş olabilir. Ama ayrılmış da olsak, bir zamanlar soyadımı taşıyan kadını ortada bırakamam. Aklından neler geçiyor abi? Evveliyatıyla taş kıran şirketindeki hissesine mahsuben, payına düşen kâr adı altında doğru düzgün bir ev almasını yetecek parayı hesabına transfer edeceksin. Bunun dışında da her ay masraflarına yetecek kadarını çalışmalarının karşılığı sıfatıyla kendine göndereceksin. Yalnız muhasebeye söyle, bu aylık ödemelere biriyle evlendiği takdirde anında son verilecek. Abi, bütün bunlara ne gerek var Allah aşkına? Zaten bütün faturalarını şirket ödüyor. Bildiğim şeyleri bana anlatma Reyhan. Dediğimi yap kâfi. Peki abi. Yalnız bunları benim ayarladığımdan haberi olmasın. Sorarsa şirketteki hakkını aldığına ikna edersin. Elimden geleni yaparım abi. Nasıl? Sevdin mi burayı? Çok hoşuma gitti. Ah yaşasın. Antrenman nasıl geçiyor oğlum? İyi, her zamanki gibi. Hiçbir değişiklik yok. Ah Reyhan Hanım. Aa Okan Bey, bu ne tesadüf. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Sağ olun. Bu kızım Ceyda. Aa Ceyda'cığım nasılsın? Teşekkür ederim. Yusuf bak, benim arkadaşım Okan. Memnun oldum genç adam. Yalnızsınız galiba. Evet. Size katılabilir miyiz? Tabii ki memnuniyetle. Yusuf da çok sevinir değil mi oğlum? Hadi gel Ceyda, sen böyle otur. Nasıl gidiyor hayatınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi hanımım, yıllardır seninle mantı bükerim. Hala öğrenemedim seni kadar küçük yapmayı. Kızım, bu atadan, anadan gelme bir marifet. Bizim orada gelin olacak kız bir kaşığa böyle değil ama yemek kaşığına 10 mantı sığdıramasın vay o gelinin haline. Sırf küçük olması değil ki hanımım. Senin yaptığının tadı da pek güzel oluyor vallahi. Öyle öyle. Necip Bey yıllardır benim mantımın dışında mantı koymadı ağzına. Aa hanımım, Necip Bey demişken onun periz yemeklerinden de yapsak mı acaba? Hani mantı dokunmasın diye şey dedim. Hiçbir şeycikler yapmaz. Kızım adam onca badire atlattı. Bu memleket mantısı güç verir, kuvvet verir, şifa verir adamcağıza. Tabii sen daha iyisini bilirsin hanımım da. Ben doktor kızmasın diye söylediydim. Kızım ben doktordan da herkesten de daha iyi bilirim. Sen hiç merak etme. Başka bir arzunuz? Teşekkür ederiz. Afiyet olsun.
Ceyda da bu yıl voleybol takımına seçildi. Öyle mi? Ne kadar güzel. Yusuf da basketbolda. Öyle mi? Meğersem ne kadar ortak yönümüz varmış. Belki bundan sonra daha sık buluşur, maçlara beraber gideriz. Babam gelecek maçıma. Tamam. Hamburgerini yesene oğlum. İstediğin gibi olmuş mu? Yemeyeceğim. Oğlum ayıp oluyor ama. Gelmeselerdi o zaman. Yusuf, nereye? Neden böyle yapıyorsun? Sen nefret ediyorum. Bütün bu oyunlarından nefret ediyorum ben. O adamın kim olduğunu da biliyorum. Babam o adam yüzünden gitti. Oğlum, neden böyle yapıyorsun? Sen benim hayatımdaki en güzel şeysin. En değerli varlıksın. Bak, sana söz veriyorum. Sen istemediğin sürece hayatımda hiçbir şey değişmeyecek. Tamam mı? Tamam o zaman. Anlaştığımıza göre anne oğul bir şeyler yapabiliriz. Ne dersin? Annem, dolaşalım biraz istiyorsan. Belki istediğim işleri yersin. Ne dersin? Dene dene Mevlana'ya döndün oğlum. Vay arkadaş, bir insan bu kadar mı ballı olur? Tam da okey dönüyorum. Yaz aslanım yaz. Selamun aleyküm. Tevfik abi çay versene. Evet aslanım. Oh, Ahmet kardeş. Piyasaya çıkmışsın. Biz yolu unuttun sanıp bir kroki yollayacaktık çıraklı eve. İyi ki zahmet etmemişsin İrfan. Bu ara çok işim vardı. Ya o iş dediğin gündüz olur. Sen gece de evden çıkmıyormuşsun. Biz öyle duyduk. Ablam geldi ya, hasret gideriyoruz. Bak sen, bizim kulağımız öyle gelmedi. Şöyledeki misafirle pek işin neşirmişsin. Ne yok oğlum, söyle de bilelim. Ne haber Yeşim? İyi, ne olsun senden? İyi, ne olsun. Şirketteyim, çalışıyorum. İşleri toparlamaya çalışıyorum. Birazdan bir toplantıya gireceğim. Çıktıktan sonra eve uğrayayım diyorum. Oğlumu çok özledim. Olur olur, o da seni çok özlemiştir. Gel tabii. Yalnız geç kalma olur mu? Biliyorsun erken uyuyorlar. Tamam, şu toplantıyı bitirip hemen geleceğim. Bir şeye ihtiyacın olursa da ararsın beni, tamam mı? Görüşürüz evde. Üzerine vazife olmayan işe karışmayacaksın İrfan. Sana misafir dediysek orada duracaksın. Misafire bizde saygı gösterilir. Sizin orada gösterilmiyorsa bana ne? Sen de amma oynansın be oğlum. Bizim kulağımıza bir şeyler geldi. Yalan yanlış olmasın diye muhatabına soralım dedik. Fena mı? O zaman adam gibi soracaksın. Laf verip de can sıkmayacaksın. Hadi kimdeyse oynayın. Tamam kardeşim.
Bu senin evdeki misafir hamileymiş. Kocası da yokmuş ortada. Seninle bir alakası yoktur inşallah. Ben dedim zaten. Ahmet öyle şey yapmaz diye. Özgürlüğünüze. Teşekkür ederim. Ne oldu? Hiç keyfiniz yok. Yorgun musunuz yoksa? Sadece son zamanlarda olan olaylar biraz beni yıprattı. Ondandır. Gayet iyiyim. İyi olmanıza çok sevindim. Açıkçası sizi kederli görmek beni de çok üzüyor. İnsan sizin güler yüzünüze bir kere alıştı mı hep gülün istiyor. Çok naziksiniz. Bir daha o kızın adını ağzına alırsan dişlerine dökerim seni. İrfan sakin. Hadi beni susturdun. Bütün mahalleye sıra dayanım çekeceğim lan. Milletin ağzına sakız oldunuz, sakız. Allah'ınız varsa bırakın be. Tamam mı lan? Söylesenize lan. Televizyonda görmedik bunu kafamasını. Oğlum ne dediğini zamanında zengin elinden de fingir diyormuş. Kim daha bir şey yok. Gerçi kim kim bilir. Belli değil ya. Gir İrfan içeri, gir. Yatsana lan, yatsana. Tamam. Bırak! Bırak! Sen gözleşin oğlum sen. İrfan gir. İrfan bittin oğlum sen. Bittin lan sen. Görüşeceğiz sen. Bırak beni. Bırak lan beni. Bırak beni. Ne oldu? Zoruna mı gitti lan? Bu iş burada bitmez oğlum. Geleceğim İrfan, geleceğim. Geleceğim oğlum. Aklını alırım İrfan. Ya bir bırak da gebertim şunu bir bırak. Bir bırak. Bir bırakın be! Ya bir bırakın ya! Bir bırakın ya! Selam et yeter. Yeni yetmeler gibi kudurdun durdun. Yeter. Ben anlamıyorum. Ya elin namuslu kadınından ne istiyorsunuz lan? Ne istiyorsunuz lan elin namuslu kadınından? Hayır abi, Allah'ları yok mu bunların be? Oğlum, gelin Belgin dönme de. Şu kaşeni baktıralım. Çok fena açılmış. Ya abi bırak işi ya. Yine dur bırak. Hadi düş önüme. Cengiz. İçeriden. Ahmet'in telefonuna beni muhatap gel. Çok falan. Ya sen İrfan'ı bilmiyor musun? Ateki işte Ahmet. İyi de abi ne tutuyorsun ya? Ne tutuyorsun ya? Bırak ne olacaksa olsun. Ya değmez ya Ahmet be. Ahmet al. Güzel oldu valla. Bir kuş sütü eksik. Sağ ol Mürvetciğim. Hoş geldiniz efendim. Ben de sizi bekliyordum. Hayırdır İkbal Hanım, misafirimiz mi var? Yok efendim, kendimize özendim. O kadar musibeti atlattık ya çok şükür. Birlikte bir akşam yemeği yiyelim dedim. Madem bu kadar hassas düşündünüz, keşke çocukların olduğu bir akşamı seçseydiniz. Programları olduğunu hesaplayamadım efendim. Ama buyurun, kendi ellerimle mantı yaptım size. Birlikte yeriz. Çocuklar için de ayrı bir kutlama hazırlarım ben. Sizin aksinize kutlama havasında değilim İkbal Hanım. Zira ortada pek şenlikli bir durum yok benim için. Size afiyet olsun.
Hava bayağı serin. Teşekkür ederim. Son zamanlarda yaşadıkların seni bayağı yordu. Ne bileyim, telefon edip beni yemeğe davet edince ben de zannettim ki belki ben yanlış anladım. Özür dilerim. Haddimi aştıysan beni affet. Asıl ben çok özür dilerim. Gerçekten bu olayların beni bu kadar yorduğunun farkında değilmişim. Aslında sizin yanınızdayken kendimi çok rahat hissediyorum. Ne zaman istersen ben hep yanında olacağım. Anlayışın için teşekkürler. İstersen içeri girelim. Hadi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol doktorum. Tevfik abi ne gerek vardı git. Abi ne oldu? Bir şey yok abla. Boşuna telaşlandırmışlar sizi. Ahmet geçmiş olsun. Sağ ol da bir şey yok. Gerçekten bir şey yok. Tevfik abi ısrar etmese gelmezdim bile ben. Sağ ol Tevfik. Bu deli ona sen Ahmet Nermin. Hadi geçmiş olsun. Allah'a sağ ol. Kimle kapıştın? Aman abla ya. Çınar'la mıyım? Ne Çınar'ı Toprak? Sarhoş'un biriyle. Sarhoş'la dalaşacağına köşeye dolaş dememişler mi oğlum? Ne bu akşam akşam yüreğimi kaldırdın ya? Aman abla zaten sıkılmışım. Hadi çıkalım şuradan. Artık siz gidin, ben de çocuklarımı görmeye gidiyorum diyemedim. Belli, bayağı yorulmuşsun. Sen ne yaptın? Ne yapalım? Biz de bildiğin gibi işte çocuklarla birlikteydik bütün gün. Ha, bir ara alışveriş yapmaya çıktık hep beraber. Yazlık bir şeyleri yoktu. Onlara birkaç kıyafet aldım. Bir de kızmazsan dondurma yedik hep beraber. Oo, afiyet olsun, ne güzel. Niye kızayım? Sana bir kahve yapayım mı? İyi gelir. Aa, istersen yiyecek bir şeyler de hazırlayabilirim. Yok yok, bugün çok yedim, tokum. Ama bir kahve içerim. Tamam. Toprak, rica etsem bir Aslı'ya bakar mısın? Eğer uyumadıysa bu halde görmüşsün beni. Bakayım tabii. Yok kızım sen bu hayatla hep çıkamazsın, ben bakarım. Ne olacak Arthur, dur bakar gelirim. Ay. Ne oluyor abi? Abla bu sarhoş kavgası falan değildi. Hayvanın biri toprağa dil uzattı, ben de cezasını verdim. Duymasın kız, bu sefer bağlasan durmaz. Ben anlamıyorum ki millete ne oluyor. Kedensizlik parayla mı? Neyse sen bil de toprağa söyleme. İyi de peki sen her ağzın açını dövecek misin? Abla ne yapayım? Evimizi açtık. Sen artık bu ailenin bir ferdisin dedik. Şimdi sokağa mı atalım? Bir aklından geçmezdi. Kızın hali malum. Bir tekne de biz açacak değiliz yani. Ne oldu, uyumuş mu? Uyumuş. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Odaya bir girdim. Lale Çınar Berk'in başında onunla oynuyordu. Görmen lazım. O kadar tatlılardı ki. Desene oyuncak yerine koymuş çocuğu.
Galiba. Allah'tan iyi anlaşıyorlar ama biliyor musun? İçim çok rahat. Kahveyi beğendin mi? Bir tane daha yapayım mı sana hemen? Yok yok. Gel otur. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Tabii dinliyorum. Son zamanlarda sana bakıyorum da... O kadar mutlusun ki. O eski asabi hırçın günlerinden eser kalmamış. Sanki hayatın anlamını bulmuş gibisin. Yani çocuklar mutlu, yanımda. Herkes mutlu, herkes huzurlu, herkes sağlıklı. Bir anne daha başka ne ister ki? Öyle özeniyorum ki bu huzurlu haline. Çocuklara da yansıyor bu sakinliğin. Senin yanında çok mutlular, çok huzurlular. Benim de mutluluğumun tek sebebi onlar. İşte bütün bunları düşününce aklıma tek bir şey geliyor. Çocuklar için süper olacak bir şey. Hem babam da çok destekliyor bu konuyu. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum eşim. Ama... Sence nasıl olur? Biz evlensek...